Sevgili dostlarım, herkese tekrar merhabalar. Şöyle 10 dakikalık kısa bir video sizler için hazırlayacağım. Bu videomuzda Kardemir'de Tekfen, Yapı Kredi, Gözde, Aksiyonerji, Karel ve Derimot hisselerinin teknik analizini yatırım tavsiyesi olmadan sizlerle paylaşmış olacağız. Umarım faydalı olur. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi de ihmal etmeyin sevgili dostlar. Evet, şimdi sırasıyla hisselerimize bakalım. Öncelikli olarak Kardemir D'ye bakalım. Grafiklerimiz bu arada 4 saatlik arkadaşlar. Onu da hatırlatayım. Ve Kardemir D hissesiyle başlıyoruz. Evet, direkt göreceli güç endeksinden gireyim arkadaşlar. Göreceli güç endeksi bakınız. Aşağı yönlü kırılım gelmediği müddetçe bir sıkıntı şimdilik söz konusu değil. Yani göreceli güç endeksi burada yükselenin kırmalı ki aşağı yönlü negatif bir durumdan bahsedebilmeliyiz. Yine 4 saatlik grafikte baktığımız zaman bakın şu bölgeden yükselen bir trendin olduğunu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yine bu anlamda bir sıkıntı yok. Şimdi zaten direnç noktasına gelip de bu direnç noktasına bir karşı satışı yapamadıysanız, yani şu bölgeden bakınız, direnç noktasına karşı satışı yapamadıysanız burada yapacağınız tek şey bu aşamadan sonra desteğin test edilmesi olacaktır. Yani bu destek eğer kırılmadığı müddetçe hareketimiz bu şekilde kanal boyu gidebilir. Ne zaman ki biz bu destek çizgisinin dışına taştık arkadaşlar, şöyle ortalama 2.10 seviyeler altına taştık, o zaman sıkıntı başlayabilir. Ona göre takibini sağlayalım Kardemir D için. Evet, 2.10 önemli bir destek çizgisi. Evet. Geçelim diğer bir hissemize. Tekfen. Şöyle büyütelim ki şurayı biraz daha net görelim arkadaşlar. Bakın şimdi şuradaki kırılımla beraber hareketin yukarı doğru ivmelendiğini görüyoruz. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Teknik olarak buradaki hareketin teknik olarak hedefi arkadaşlar. Bakınız şu şekilde koyduğumuz zaman. Bakınız. Buradaki üçgen formasyonunun hedefi, bir de bakın simetrik diyebiliriz burada eşit. Hedefi teknik olarak 15-34 olarak karşımızda arkadaşlar. Bu üçgen formasyonunun hedefi, bakınız kırılımla beraber teknik anlamda karşımıza çıkan hedef 15-30 bantları. Yani 15 TL'lik bir teknik hedefinin olduğunu söyleyebiliriz. 15-30 anlamında 4 saatlik grafikte teknik bir hedefimiz söz konusu. Yine stop noktası için bakınız belirleyeceğimiz en önemli kriter şu aşağıdan gelen bakınız destek çizgisi. Yani burası kırılmalı ki aşağı yönlü şöyle 14-15 gibi bu seviyelerin altına kırılmalı ki biz o zaman demeliyiz artık Tekfen burada negatif bir duruma geçti diye konuşmalıyız. Şu anda kırılım gerçekleşmiş, yukarı doğru bir hareket söz konusu. Bakalım sonuç ne olacak? İndikatörlere bakalım. Evet, indikatörlerde şimdilik öyle amşan bir sıkıntı yok arkadaşlar. Evet, 4 saatlik grafiğimizde simetrik üçgen formasyonuyla yukarı doğru bir kırılım gerçekleşmiş durumda. Teknik olarak bakınız 15 bantları, 15-34 bantlarının bir hedef olduğunu söyledik ki zaten şu bölgeden gelen direnç çizgisine de bizim teknik hedefimiz. Yani şu aradaki mesafeyi buraya koyduğumuz zaman teknik olarak 15-34'lere kadar bir yolculuğun olma potansiyeli var. Lakin bu seviye aşılmadığı müddetçe, yani mavi direnç çizgisi kırılmadığı müddetçe halen Tekfen'de düşen devam ediyor sevgili dostlar. Evet, Yapı Kredi'ye bakalım.
Yine 4 saatlik grafiğimiz. Evet, yapı kredi içinde yine söyleyeceğimiz bir trend oluşumu içerisinde ama bu trendin orta bandındayız. Sevgili dostlar, yani yöntem aynı anlamında iki uca da imelenecek bir yapısının olduğunu söyleyebiliriz. Ama illaki ben stop olacağım, yani bu kanal içerisinde de ben stop olurum derseniz, yani şunu kaldıralım, tekrar çizelim. Bakınız şu seviyenin, siyah çizginin altı stopu takip edilebilir arkadaşlar. Yani şimdilik teknik olarak kanal içerisindeyiz. Yani burada suyu biraz akışına bırakmak, paniklemeden yol almak gerekli diye düşünüyorum. Yani burada gelebileceği nokta ne olur arkadaşlar? 1.93-95. Bakın şu bantlara kadar geri çekilmeler olabilir. Ama kanal özelliğini yitirmediği müddetçe yukarı yönlü imelenme devam edecektir. Şöyle 2.20-2.16 şeklinde yoluna devam edecektir sevgili dostlar. Burada karşımıza çıkan önemli bir direnç çizgisi. Bakınız hemen gösterelim orayı da. Bakınız. .06-2.08 bakın bu bandın şöyle 2.09 evet. 2.09'luk bir direnç noktasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu seviyede belki zorlanma yaşanabilir yukarı gidişlerde ama 2.09'un üzerine kırdığımız zaman biz bu hisseyle ilgili artık çok çok daha olumlu konuşabiliriz arkadaşlar. Bakın şu bölgedeki destek öyle boş bir destek değil arkadaşlar. Evet, bizim için gerekli olan şu seviyenin bir şekilde kırılması. Hem de hacmi kırılırsa tadından yenmez arkadaşlar. Evet, yapı krediyi de geçiyoruz. Gözlüğe bakalım. Yine 4 saatlik grafik. Evet. Gözlüğe de yine destek noktamız bariz ve net. 3.90 stoplu takip edilebilir arkadaşlar. Bakın 3.90'ın altında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Takibini ona göre sağlayın. 3.90 destekli takip etmekte fayda var. Eğer 3.90'ların altına bir sarkma olursa burada bir ikili tepevari bir hareket oluşabilir. Buradaki çizgi de zaten çiğnenmiş olacak. Takibini bu 3.90'a göre yapmakta fayda var. Gözlenin. Karele bakalım. Oo, kareli ama çizmişiz arkadaşlar. Evet 13.95'lik direncin de kırıldığını görüyoruz burada. Akabinde 15.73 demişiz. Burası da geçilmiş. Yani gerçekten yani tıkır tıkır direnç seviyeleri bakın kırılarak gitmiş arkadaşlar. 16.87'lik bir dirençle karşı karşıyayız. Bakalım ortalama 16.87'lik bu dirence de yönelim gerçekleşecek mi? Şimdi bu çizimlerin hepsi geçmişte kaldı. Şöyle bir kaldıralım arkadaşlar bunları. Şu noktadan çizdiğimiz zaman bakın şu şekilde. Evet oldukça güçlü duruyor. Stop noktası da bakınız şu kırmızı çizgiyi de stop noktası olarak takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi mavi direnç çizgisinin üzerinde olmamız olumlu. Kırmızı destek çizgisi orada stop için takip edilebilir. Yine mavi bandın altına sarkmalar bizim için stop olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Hemen şu yataydaki bakınız 16.80'likte güçlü bir direncin olduğunu burada görüyoruz ki zaten bu seviye aşılamadan
geriye doğru bir gevşemenin olduğunu buradan görebiliyoruz. Bakın şu kavşak noktamız 15.06. Bu seviyenin altı zaten ciddi anlamda tehlike arz eder sevgili dostlar. Evet, kareldeki 4 saatlik grafik bu. Ciddi direnç noktası 16.85. Bu seviyelerden geriye doğru bir gevşeme olmuş. Bakalım aşağıda 15-15.40 bu seviyeler test edilecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz sevgili dostlar. Geçelim son bir hissemiz daha. Derimont. Evet, Derimont'un durumu da bu arkadaşlar. Yine hareketli ortalamalar yukarı doğru akışkanlığı devam ediyor. Burada kanal içerisindeki stop noktamız 6.50 seviyelerini stop alarak takip edebiliriz sevgili dostlar. 6.50 stoplu takip edilebilir. 6.50'lik desteğin kırılmasında daha aşağıda 6 bantlarına kadar geri çekilmeler olabilir. 6.50 ve 6 şeklinde sırasıyla bu seviyeleri destek olarak kullanabiliriz. Yukarıda direnç noktamız 6.86. Daha yukarılarda da arkadaşlar şöyle baktığımız zaman 7.60'lara kadar bir yolculuğun olma potansiyeli söz konusu. 6.50'lik direncin üzerinde tutunabildiğimiz takdirde. Evet, kısaca Derimont da bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hızlı bir geçiş yaptık. Fazla da nefesimizi harcamadık. Bakın şurada çok süper bir kırılım gerçekleşmiş. 487-490'larda muhteşem bir alım fırsatı vermiş sevgili dostlar. Evet, kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.